Şimdi gözün şiş, dudakların şiş, burnun şiş, gene şişti diyeceksiniz. Ne oldu? Saldırdılar bana işte, gene klapta gittim. Ben bilmez mi ya, birisine arkadaşlık iste yapmışım. Herhalde Svarm'da orada evli yazmaz ya. Ben evliyim yazmaz galiba. Ondan sonra niye benim karıma istek attın? Bir baktım 6 tane adam onlar toplamış. 3 tane oradan sonradan geldi. 6 3 tane yapıyor 9. 6 tane de güvenlik geldi. Abi hepsi de bize 15 kişi çullandı. İşte sen adamın karısına şey mi yaptın? Taciz mi? Yahu dedim Allah Allah dedim. Siz deli misiniz? Ya istek atmakla ne alakası var? Zaten evli olduğunu bilsem atmazdım. Pata küte pata küte. İşte arkadaş, yakışıklı olmanın dezavantajları. Yakışıklıysanız kıskanırsınız ve ondan sonra bu hale getirilirsiniz. Ama ben hiçbir şeyden çekinmiyorum yani. Hani saldırmış olabilirlerdi. Zaten teke tek gelselerdi hepsini, ama 15 kişi birden çullanınca önden bir yumruk, zaten güvenlikler zaten kafayı kaldırayım derken arkadan yumruk. Yani bir tane ben salladım, hepsi o kadar. Bir tane sağlam ben salladım, ama ben salladıktan sonra bir sefer daha da o 15'i bana salladı. Öyle bir şey oldu. Neyse ya, şimdilik işte gene şişti her yerimiz. Gözlerimiz morardı, kafa patladı. Yiyecek bir şey yok ya. Alın yamuldu. Baksana. Bilmem, inşallah şey istemez ya. Estetik istemez. Neyse arkadaşlar. İşte görüyorsunuz çok kıskanıyorum. Kıskandıkları için gene saldırdılar. Zaten daha önceden de Çeşme'de saldırdılar. Sürekli saldırıyorlar. Ama bir şey değil. Sıkıntı yok. Yani ben davacı olmadım. Çünkü çok mahkemem var diye davacı olmadım. İstesem olurdum zaten. Telefonumu da kırdılar. Şu anda gösteremiyorum size zaten, ekrandan çatlak. Neyse, söyleyeceklerimi söyledim.